İleride keskin bir viraj var. Orada size fizikleri daha detaylı bir şekilde göstereceğime inanıyorum. Hatta burada bile gösterebilirim. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Tır ne kadar yatacakmış gibi oluyor. Fakat yatmıyor. Ne kadar ama en sola çekerseniz yatma olasılığı o kadar çok artıyor arkadaşlar. Hatta şu an kırmızı yanda ama burada hemen ben geçimimi sağlayayım. Bakın görüyor musunuz? Yani yatacakmış gibi oluyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nami Pars. Bugün sizlerle beraber 1.35 eksperimental beta'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki dün kişiselleştirilebilir şvarzmüllerden bahsetmiştik. Dorse galerisindeki değişmelerden bahsetmiştik. Çekici galerisindeki değişmelerden bahsetmiştik. Garajdaki değişmelerden bahsetmiştik arkadaşlar. Arayüzü komple bir göstermiştim. Bugün de oyuna yani arayüzü eklenen yeni fiziklerden bahsedeceğim ve birazdan da fizikleri test edeceğiz. Direksiyon kamerasını birazdan açacağım arkadaşlar. Onun öncesinde göstermeme gereken bir şeyler var. O yüzden bir de Sardunya adasında birkaç tur atacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi biliyorsunuz ki eskiden bu konsolu açtığımız zaman bu konsolu açamayan arkadaşlar vardı. Nasıl açıldığını falan bilmeyen arkadaşlar vardı. Bu konsolu açtığınız zaman işte süspansiyon kodu vesaire giriyordunuz. Yani buradan açıkçası biraz zor oluyordu. SCS sağ olsun şöyle ESC seçenekler oynanışa birazcık seçenek getirmiş arkadaşlar. Yani konsola yazacağınız kodları burada arayüze eklemişler. Yani burada fren şiddetini ayarlıyorsunuz. Ne bileyim çekicinin kararlılığını arttırıyorsunuz. Azaltıyorsunuz. Dorsenin istikrarını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Süspansiyon sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yani bunları ne kadar sola çekerseniz tırın yatma olasılığı o kadar artıyor arkadaşlar. Ne kadar sağa çekerseniz de yatma olasılığı o kadar azalıyor. Şimdi ben burada kullanmak istiyorum. Yani şu ayarda kullanmak istiyorum. Birazcık gerçekçi ayar oluyor. Birazcık virajlarda sert girdiğim zaman tır havaya falan kalkıyor. Birazcık bu ayarlarda test edelim arkadaşlar. Onun dışında bir tane daha özellik gelmiş galiba. Nerede o? Haritada ikincil isimleri göster. Yani bazı isimler yabancı oluyor. Ne bileyim böyle değişik o dillerin kendi dilinde oluyor. Burada haritada ikincil isimleri göster dediğiniz zaman İngilizce isimler falan ekleniyor galiba arkadaşlar. Bu sizin tabii ki de isteğinize bağlı olarak. Bir de seçenekler ve tuşlar düğmelere bir özellik gelmiş arkadaşlar. Şurada hani motoru çalıştırma ve durdurma diye bir tuş vardı biliyorsunuz. Klavyeden bastığınız zaman motoru çalıştırıyordu ve durduruyordu. Ekstra olarak marşı açma ve kapatma tuşu gelmiş arkadaşlar. Ben delete'e atadım. Yani delete'e bastığım zaman ilk olarak marşı açıyor. Daha sonra buradan motoru çalıştırma tuşuna basıyorum. Motoru çalıştırıyor. Daha sonra motoru çalıştırma durdurma tuşuna bastığım zaman motoru kapatmıyor arkadaşlar. Yani motoru marşı açıyorum. Sonra bununla çalıştırıyorum. Sonra delete'le tekrar motoru kapatıyorum arkadaşlar. İstiyorsanız deneyelim. Şimdi ben bir direksiyon kameramı açayım. Yavaştan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar direksiyon kameramızı açtık. Direksiyon kamerasını birazcık yukarı koydum arkadaşlar. Çünkü şöyle göstereyim hemen kabin içindeki navigasyonu falan kapatıyordu. Hatta şöyle navigasyonumuzu da açalım. Ha da aracın marşını açmadığımız için çalışmıyor. Şimdi göstereyim bakın. Delete'e bastım. Marş açıldı. Daha sonra motoru çalıştırma tuşuna bastım. Görmüş olduğunuz gibi motor çalıştı. Tekrar motoru durdurma tuşuna bastığım zaman kapanmıyor arkadaşlar. Aynı delete marşı kapatma tuşuna basıyorum. Böyle bir özellik gelmiş. Ekstra olarak şöyle marşımızı bir açalım. Üçlü silecek gelmiş arkadaşlar. Bakın. Birinci kademede çalıştırıyorum şu an. Yavaş yavaş çalışıyor. Şimdi ikinci kademeye aldım. Bu orta kademe arkadaşlar. Üçüncü kademede en hızlı kademe. Yani yağmurlu havalarda çok fena sağanak yağmurlu havalarda bu şekilde en hızlı ayarda çalıştırdığınız zaman önünüzü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi haritada nerede olduğumuzu göstereyim. Charlie aradayız arkadaşlar. Onun birazcık ilerisindeyiz. Şöyle dağlık bölgelerden zamanın yettiğine göre burada veya daha da ileriye gidebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu Sardunya adamız biliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Sardunya adası bir DLC değil arkadaşlar. İtalya DLC'niz varsa ekstra olarak size ekleniyor. Herhangi bir şekilde para vererek satın alamıyorsunuz. Şurada bir ufak bir ada daha var arkadaşlar. O da Fransa DLC'si ile birlikte ileride sanırım gelecek, kesin bir şey yok. Ama Fransa DLC'niz varsa buraya da bir ada eklenecek diye ben duydum arkadaşlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Evet arkadaşlar şimdi yola çıkabiliriz. Marşımız açık. Aracı çalıştırma tuşumuza basıyoruz. Şöyle tekerimize taş değmesin diyorum ve yolculuğa çıkıyorum. Haydi bismillah diyelim. Birazdan size fiziklerden detaylı bir şekilde gösterimini sağlayacağım arkadaşlar. Böyle sola bakalım. Tamam çıkabiliriz abi. İleride keskin bir viraj var. Orada size fizikleri daha detaylı bir şekilde göstereceğime inanıyorum. Hatta burada bile gösterebilirim. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Tır ne kadar yatacakmış gibi oluyor. Fakat yatmıyor. Ne kadar ama en sola çekerseniz yatma olasılığı o kadar çok artıyor arkadaşlar. Hatta şu an kırmızı yanda ama burada hemen ben geçimimi sağlayayım. Bakın görüyor musunuz? Yani yatacakmış gibi oluyor. Yani buradan da tek tekercilere gün doğdu gibi bir şey arkadaşlar. Tırla tek teker yapmayı seven arkadaşlar var. Onlar da herhalde işine gelecek diye düşünüyorum. Şöyle ince yollara doğru, dağlık yollara doğru bir gidiş yapalım bakalım. Alttan böyle bir turbo sesi mi, bir değişik bir ıslık gibi bir ses geliyor. Bu ses aslında güzel bir ses fakat biraz daha kulağınızı verdiğiniz zaman rahatsız edebiliyor arkadaşlar. Ama seven illaki vardır. Bu arada ben bu yolları DLive.tv/namipars, yani canlı yayınlarımızı oradan yapıyoruz arkadaşlar. DLive'de canlı yayınlarda gezmiştim. Şimdi bir kez daha geziyorum. Yani daha erken haberdar olmak istiyorsanız böyle güncelleştirmelerden DLive adresimizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Lan tükürdüm şuraya yanlışlıkla. DLive adresimizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her akşam 19.00'da DLive'de canlı yayın yapıyoruz. Eğleniyoruz. Değişik oyunlar oynuyoruz. Gayet güzel geçiyor. Açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar DLive adresimizi. Bu haritada bir de şey keşfettim arkadaşlar. Yani belki bug falandır yani. Ama bu haritada araçlar gerçekten kaza yapıyor. Ya tam yollara adapte olamadığı için botlar mı diyeyim artık, single player araçları mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama ya tam yollara adapte olamadığı için araçlar birbirine çarpıyor. Biri sağa uçuyor, biri sola uçuyor. Bu haritanın bir özelliği mi yoksa yeni geldiği için tam optimizasyon olmadı mı bilmiyorum. Ama ilerleyen günlerde bakacağız, öyle söyleyeyim. Yalnız yollar çok güzel arkadaşlar ya. Şimdi ileride dağlık bölgeler var, ince virajlar var. Yani gayet keyif alacağınızı söyleyebilirim yoldan. Ben birkaç gün böyle Sardinia'da gezme videosu yaparım arkadaşlar. Hem haritayı göstermek olsun, hem de İtalya DLC'si olmayan arkadaşları böyle izleterek rahatlatmak olsun. Güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Vallahi yollar müthiş görmüş olduğunuz gibi. Şöyle 4'e atayım da fazla bağırmasın araç diyeceğim de. Yine bağırıyor. Kendi stok motorunu kullandım. 530 beygir mi ne? Böyle Volvo şanzımanı, Volvo motoru falan kullanmadım arkadaşlar. Şurada güzel bir yer var fakat girilmiyor arkadaşlar buraya. Şu adamı geçsek aslında güzel olur ya. Ben şöyle şu adamı bir geçeyim de önümüzü kapatmasın abi. Tamam. Vallahi yolun burası çok iyi arkadaşlar. Ben hoşuma gitti gerçekten. Umarım izlerken eğleniyorsunuzdur. Gayet güzel bir güncelleme olmuş. Yani keşke sürekli böyle oyunu güzelleştirecek güncellemeler sürekli gelse. Her zaman gelse. Yani böyle birden değil de parça parça abi. Haftada bir getirsinler. 2 haftada bir getirsinler ama yani erken getirseler böyle güncelleştirmeleri, insanların oynama isteği artar. Haksız mıyım arkadaşlar? Yani bakın şu an bir güncelleme getirdi SCS. Oyun bu aralar full çekecek. Evet burası mesela çok güzel bir yol. Benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şimdi geçerken siz de göreceksiniz. Bakın. Yol bu, sağ tarafı birazcık boşluk. Artık orada virajı alamayanlar için mi yoksa park etmek için mi bırakmışlar bilmiyorum. Ama gayet güzel bir yer olmuş. Buradan sağa keskin bir dönüş yapıyoruz. Bakar mısın? Şurada harabe gibi bir ev var abi. Adamlar gayet güzel yapmış. Şurada girilebilir toprak alanlar var. Yani haritada çok güzel detaylar var arkadaşlar. Eğer İtalya DLC'niz yoksa muhakkak alıp oynamanızı tavsiye ederim. Tekrar söylüyorum, bazı arkadaşlar videoları ileri sararak izliyor. Yani bu Sardinia DLC değil arkadaşlar. İtalya DLC'si ile birlikte geliyor. Haberiniz olsun, ekstra para vererek alamıyorsunuz bu Sardinya adasını. İtalya DLC'siyle birlikte geliyor. Tekrar söylüyorum, kusura bakmayın arkadaşlar ama biliyorsunuz insanlar videoları ileri sararak izliyor. O yüzden biz de tekrar söylemek durumunda kalıyoruz. Belki ileri sardığı yerde bizi yakalar da en azından söylediğimiz 3-5 bir şeyi kapar diye. Yani YouTube bu şekilde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz emek vererek video çekiyoruz abi. Bak şu an geldim mesela burada emek vererek. Bu dakika kaç dakika şu an? Dakikanın kaçıncı dakikasındayız bilmiyorum videonun ama. Yani buraya kadar gelmişim, bir emek vererek video çekmişim. İnsanlar mesela izlemeden ileri sararak izliyor. Bu yanlış abi. Ben işimi hakkıyla yapıyorsam, emek vererek yapıyorsam ya bir zahmet otur 15-20 dakika izle değil mi abi? Ya belki işin vardır, müsait değilsindir abi, sonra izle ama yine izle yani. Ben bunu emek vererek çekiyorum. Ben emek konularında birazcık hassasım arkadaşlar. Bir de hiçbir zaman adblock kullanmıyorum arkadaşlar. Nasıl olsa çünkü ben bunu emek vererek izliyorum. Kimisi adblock kullanıyor reklam izlemeden. Gelir kaçırıyor, anladınız mı? Mesela ben hiçbir zaman hayatımda adblock kullanmadım yani reklam engelleyici. Neden abi? Adam çünkü emek vererek bir video çekmiş. Yani 5 saniye sonra reklamı geç desen ölmezsin değil mi? Kimse ölmez abi. Ben her zaman mesela reklamlar açıktır benim. Hiçbir zaman adblock kullanmam. Reklam çıkar. Hemen reklamı geç derim. 5 saniye abi. Bir şey götürmez hayatında. Ama o emek veren insana hakkını vermiş olursun, anladın mı? Hani bu konularda gerçekten hassasım ben. Kim arkadaş yanlış anlıyor ama abi sonuçta burada biz bir emek vererek bir şey yapıyoruz. Hakkımızı da almak bence hakkımız yani, öyle düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Bu arada bu videoya ekstra olarak bir like istiyorum arkadaşlar. Bir de görüşlerinizi yoruma belirtmenizi istiyorum. Çünkü görüşleriniz benim için çok önemli. Burada sinyal vermeme gerek yok. Tek yol olduğu için yanlış verdim. Kanka aslında ben çok da genişten aldım ama vallahi burası güzelmiş ha. Böyle durayım bir. Direksiyon seti birazcık klavyeye gitmeme engel oluyor arkadaşlar. O yüzden şöyle eğiliyorum, kusura bakmayın. Vallahi köprü güzel bro. Bazen ikinci viteste, üçüncü viteste duruyorum. Debriyaja basarak duruyorum. Kim arkadaş H vites kullanmıyor mu diyor. H vites kullanıyorum. Ama debriyaja söyleyemedim. Debriyaja basarak durduğum için bir şey fark etmiyor. İsterse 6. viteste dururum yani. Hiç sıkıntı olmaz. Vallahi arkadaşlar ne diyorsunuz? Ben bu haritayı zaten videolarda sürekli gezmeyi düşünüyorum. Yani bu haritayı, yani bu adayı komple videolarda gezip bitirmeyi düşünüyorum. Gezeyim mi gezmeyeyim mi? Siz yorumlarda bana belirtirseniz sevinirim. Yani izler misiniz? Sever misiniz? Bence çok eğlenceli bir harita. Çok güzel bir harita. Gezmesi eğlenceli, zevkli bir harita. Benim hoşuma gidiyor gezerken. Bak abi direkt ufak 40'la döndüm ya. 40'la dönsem bile yatacakmış gibi oluyor. Anladınız mı? Ya fizikler efsane olmuş. Fizikler efsane olmuş ya. Şöyle dışarıdan süreyim biraz. Dışarıyı göstereyim size. Abi tam böyle gecekondu şehri gibi olmuş. Bakar mısın? Çok güzel ya. Vallahi çok güzel olmuş. Oo, burada inşaatta olan bir ev var bakın. Adamlar onu bile yapmış, düşünün ya. İnşaatta olan bir ev yapmış. Gayet güzel. Şu tarafa hiç bakmadık da bu tarafta hep bağ bahçe var. Ev kesimi sağ tarafta arkadaşlar. Herhalde şuradaki ev kesimdekiler sol taraftaki bağ bahçede çalışıyor. Burada otobüs var abi. Burası ne acaba? Devlet dairesi gibi bir yer herhalde. Otobüs olduğuna göre onları bırakıp gidiyor. Bilmiyorum artık. Şurada çiftlik gibi bir yer var. Allah. Şeridimize girelim de sıkıntı yaratmayalım. Böyle bir benzinlik var arkadaşlar. Güneş enerjisi falan var. Vallahi adamlar en ince detaya kadar düşünmüş arkadaşlar. Helal olsun. Şurada sera var galiba. Aynen. Seracılık falan da var. Tarlalar falan baksana ya, çok güzel abi. Vallahi benim çok hoşuma gitti. Aman diyeyim abi. Sağdaki kaldırım gibi bir şeye çıktık. Aman diyeyim, sıkıntı yaratmayalım. İlerideki dağa bakar mısın ya? Allah, 10 numara map. Gayet güzel olmuş abi. Ellerine sağlık. Sanırım bunları Promotes'un desteğiyle yapmışlar diye duydum ben. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem arkadaşlar. Siz doğrusunu biliyorsanız yorumlarda bana belirtin. Aman diyeyim abi, aman diyeyim. Biz oraya gidemiyoruz galiba, aynen. Böyle girilebilir bir toprak alan yapmışlar. Oraya girilemiyor değil mi? Yok. Böyle bir yol çıkıyor ama oraya da girilemiyor. Girilemiyor ama atmosferi güzel arkadaşlar. Yerlerin atmosferi güzel. Oo güzel bak. Burada bir durayım. Buraları bir göstereyim. Buralara girilmiyor galiba. Aynen, buralara girilmiyor. Buradan mı giriliyor? Yok, girilmiyor. Buraya da girilmiyor. Yani buralara girilmiyor ama detay eklemişler yine arkadaşlar. Bu şekilde. Çok güzel ya cidden. Gayet güzel olmuş. Ağaca bakar mısın? Ağacın altından geçiyoruz neredeyse. Birazcık FPS'te sıkıntılar var ama arkadaşlar. Sanırım tam optimizasyon gelmemiş henüz. Umarım ileride güzel optimizasyonlarla birlikte daha iyi olur harita. Şu ileride kanyon var arkadaşlar. Oraya gitmeyeceğim. Zaten yol kapalı, şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum ama belki direksiyon kamerasından gözükmüyor olabilir. İlerideki yol kapalı. Kanyon var yani bildiğimiz. Taş kanyonu var. Şöyle sola doğru döneyim ben. Burada Fiu diye bir şirket var. Oraya girelim arkadaşlar. Daha sonra oradan yolculuğa kaldığımız yerden yarın devam ederiz. Toprak alan güzel. Allah severim toprak alanı ha. Güzel yaylanıyor bak araba. Allah güzel yaylanıyor. Güzel yapmışlar abi. Duyuyorsunuz mu ince alttan gelen toprak sesini? Lan. Sesle kapattım arabayı. Bak şu an motor kapatma dediğim gibi kapatamıyorum. Marş kapatmadan kapatıyorum. Bu da böyle bir şirket arkadaşlar. Nereye kadar gelmişiz? Şöyle hemen bakalım. Harita açılacak inşallah. Şuradaydık. Yani Charlie aradaydık. Şu yolu böyle gelmişiz. Bu iş şirketini bırakmışız. Yarın da buradan Olbiye'ye gideriz arkadaşlar. Artık vaktimizin yettiği kadar diyelim. Umarım videonun başındaki gibi güncelleştirmeleri düzgün bir şekilde anlatmışımdır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Yarın tekrar kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.